çol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Sevgili seyirciler, bu akşam yine sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi çok usta bir şairimizin uzunca bir şiirinin bir ilk dörtlüğüyle gene vira bismillah dedik. Efendim, malum haliniz Kütahya'dan sesleniyoruz sizlere ve Kanal 43'ten sesleniyoruz. Hemen arkamdaki yazıda görüldüğü gibi Gönül Dilinden Sazın Telinden programında ve İsa Kahraman'lasınız. Sazın teli eyvallah, benim de bu her hafta bir gönül ehliyle huzurlarınızda oluyoruz. Bir gönül insanıyla, bir güzel insanla. Nitekim bugün de o Kütahya'mızın gurur duyduğu, benim arkadaşlığı ve dostluğuyla gurur duyduğum bir can dostum, bir kardeşimle huzurlarınızda olacağız. Efendim, Kütahya'mızın gurur kaynağı derken nasıl bir şehirdeyiz? Basitçe birkaç kelime edeyim. Aynen şöyle. Tarih, kültür, uygarlık, sağlık, termal, doğa, Ayzani, Zeus, Amazon lahdi, Frigya vadileri, Evliya Çelebi, Gerimeyan Beyliği, Şehzadeler Şehri, Haymana, Devlet Hatun, Koşut, Sultan Veled, Çini, Porselen, Mevleviliğin ikinci başkenti, elmas, gümüş, bor, kömür, sırma, leblebi, kiraz, vişne, gediz, porsuk, Murat Dağı, Gölcük, Dumaniç, konaklar, hisar, Dumlupınar ve ilk hedef Akdeniz'dir ileri, gerisini biliyorsunuz. Toprağın, ateşin, suyun coşkulu diyarı, iki büyük Ahmet'in de şehri, Hisarlı Ahmet'in ve Yakuboğlu Ahmet'in de şehri ve bir tek Evliya Çelebi deseydik zaten gerisi belli olurdu. Efendim, eski adıyla Dernekler Masası Müdürlüğü vardı. Şimdi çok güzel bir isim koyulmuş ona. Çok da sevdim onu. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü. Hani her büyük kuruluşta halkla ilişkiler bölümü vardır ya. Müdürlüğü, şefliği, memurluğu falan gibi. Sevgili kardeşim, benim muhterem dostum Mehmet Çelik Bey, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü. Biraz sonra özelliklerini zaten anlatacağız. Zaten her halinden belli. Sevgili Mehmet Çelik kardeşim, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Sizin gibi gülen bir yüzle olup da zaten hoş bulmamak elde değil. Eyvallah. Mecburuz yani hoş bulmaya. Tabii, Allah razı olsun. Allah gönlünüze güzelliklerin devamını nasip eylesin. Bizlere de onların yanında gezmek nasip eylesin inşallah. Amin. Sevgili müdürüm, sevgili seyirciler, arada bir sevgili hocam dersem de haklıyım. Çünkü sevgili hocam öğretmenlikten bu mesleğe intisap etmiş bir güzel insan. Dolayısıyla hakikaten bir de hatta biraz daha iyiler. Bir de tarihi ben çok seviyorum. O da tarih bölümü. Ve daha da güzeli, benim de bir manada müdürüm. Niye? Bendeniz bir dernek başkanıyım. Dolayısıyla çok şey öğrendiğim sevgili kardeşimden. Şimdi hemen vira bismillah deyip sizin şu anda başında bulunduğunuz müessesenin önce adından başlayarak ondan sonra vira bismillah diyelim. Söz sizin efendim. Önce kiminle konuşuyoruz acaba, ya da biz bu bey kim diyenler için Mehmet Çelik kim? Mehmet Çelik. Kızgadın köyünde doğmuşum. Evet. Şimdiki adı Şanlıyurt. Evet. Kızgadını Altıntaş'a bağlamışlar. Altıntaş'ı Kütahya'ya. Kütahyalı olmuşum. Evet, çok güzel. Sene 1963, Eylül ayı. Evet. 10 günlükken şehre göç o zaman çok revaçta. Evet. Babam da şehre göçmüş.
İşte aşağı yukarı 55-56 senedir Kütahya'da yaşıyoruz. İlkokulu Kütahya'da okudum. Ortaokul ve liseyi çok sevdiğim Savaştepe Öğretmen Lisesi'nde okudum. Oo, çok güzel. Yani ilkokuldan sonra öğretmenliğe mecburi bir istikamet yönelttik. İmtihan kazanarak gittik tabii Savaştepe'ye. Tabii. Sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldum. Tarih öğretmeni olarak çalıştım. Özellikle Ali Güral, Kütahya'nın Güzide okullarından Ali Güral Lisesi'nde 15-16 sene idarecilik ve öğretmenlik yaptım. Bir ara Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı da yaptım kısa sürede olsa. 2004 yılında da devletimizin sivil toplum kuruluşlara bakış açısının değişmesiyle ihdas edilen, 2003 yılının sonunda ihdas edilen Dernekler Daire Başkanlığı'nın Kütahya'daki valilik bünyesindeki il müdürlüğüne kurucu müdür olarak atandım. O günden bu yana veya 2018'in sonlarına kadar il dernekler müdürü olarak 2018'in son aylarında da ismimiz genel müdürlüğü, ismimiz sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü oldu. Evet efendim. Ankara'daki başkanlığımız da genel müdürlük seviyesine yükseltilmiş tabii, oldu. Tabii en hak ve ne güzel olmuş. Dört çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Cümlemize inşallah. Eyvallah. Şimdi sevgili seyirciler, şimdi önce zaten bazı teknik sorular da yöneteceğim sevgili hocama. İşte teknik derken mesela bizim zamanımızda dernek kelimesi pek yoktu. Dernek kelimesi özellikle sevgili hocam daha iyi biliyor. Dernek yalnız özellikle Kütahya'da pazar için ve salı günleri için kullanılan ve salı günü resmen yani tipik bir pazar yani. Pazar için kullanılan adı da dernek olan hatta bir de yöresi bile vardı böyle küçük bir yeri. Dernek derlerdi oraya. Hatta salı demezler güne dernek, dernek derlerdi. Evet, dernek, dernek gününde. Tıpkı, evet efendim. Tıpkı efendim bizim yörede yani Sinop ve Amasya, Kastamonu ve civarında pazar gününe deri derler. Deri gün derler. Pazara deri derler. Çünkü sonradan anladım ki ta fi tarihinde Osmanlı deriyi o günleri topluyormuş da ondanmış. Neyse. Efendim o yüzden hep cemiyetti adı. Sonra dernek oldu. Ve daha da güzeli dernek deyince yalnız efendim işte köy güzelleştirme derneği, cami yaptırma derneği, Kur'an kursu derneği filan zannediyorduk şahsen. Sonradan öğrendim ki efendim bizim o kocaman siyasi partiler de bu gruba sivil toplum kuruluşu kuruluşu olduğunu öğrendim. Şimdi hocam dernekte, cemiyetten başlayalım, dernekle devam edelim. Buyurun efendim. Sivil toplum kuruluşları resmi kurumların dışında yani devletin maaş vererek, kadro belirleyerek çalıştırdıkları kurumların dışında bağımsız olarak çalışan, devletin herhangi bir zorlaması ve baskısı olmadan politik, sosyal, kültürel, inanç, hukuk, çevre gibi birçok konuda kar amacı gütmeden tamamen gönüllülük esasına dayalı insanların bir araya gelerek, belirli bir konuda bir araya gelerek oluşturdukları teşekküllerdir, kuruluşlardır. Bunlar dernek, vakıf, siyasi parti, sendika, meslek odaları gibi değişik isimlerde veya gruplarda toplanırlar. Eyvallah. Bunların hepsi sivil toplum kuruluşlarıdır. Devlet bunlara şu derneği kurun, bu partiyi kurun falan demez. Tabii. İnsanlar aynı görüşteki kişiler bir araya gelip kurarlar. Devlet sadece belirli bir şey koyar. İşte 7 kişiden az olmaz. İşte bir adresi olacak falan gibi kıstaslar koyar. Eyvallah. Sevgili seyirciler, şimdi çok uzun yıllardır tanışıyorum. Çok da sevdiğim de bir insan. Genel kültürüne de çok güveniyorum. Az önce de arz etmeye çalışmıştım. İkimiz de tarihi çok seviyoruz. Şimdi bendeniz de bir derneğin de başkanıyım. Dernek, niye şu anda biz huzurunuza geliyoruz? Geldik ya da efendim benim gibi dernek yönetiminde olan ya da üyesi olan ya da
ki çok devasa. Mesela şimdi benim derneğimin adı Kütahya Şiir Sevenler Derneği. Evet. İşte yani şiir sevenler bir araya geldik. Az önce hocam çok güzel bir şekilde tarif etti. Bir araya geldik. Orada şiir yazıyoruz, şiir okuyoruz. İşte şiirle ilgili çalışmalar falan filan. Ama Kütahya'da efendim mesela ya da İstanbul'da ya da büyük şehirlerde iş adamları derneği de var. O da dernek. Ama efendim Türkiye'nin en büyük patronlarının falan filan bulunduğu bir camia. O da dernek, bu da dernek. Ha, hiç kimse az önce hocamın dediği gibi de siz şöyle bir dernek kurun da şöyle yapın falan demedi. Biz fi sebilillah derler eskiler. Yani hiçbir kar amacı gütmeden onlarla uğraşıyoruz. Ama tabii onu kurduk. Tamam, bir araya geldik insanlarla da tabii bazı şeylere de dikkat etmemiz lazım. İşte onun için bu programı şu anda huzurunuzda olmamızın sebebi, ya Allah bizim dernek de vardı, ben de o derneğe üyeydim. Bak neler varmış, neler öğreniyorum demeniz için buradayız. Hocam buyurun. Tabii bu sivil toplum kuruluşlarının içerisinde sayısal anlamda en çok, üye açısından da en çok olanlar dernekler. Dernek veya bu sivil toplum kuruluşlarına hiç kimse zorla üye yapılamaz. Çok güzel. Ancak kişi kendi isterse üye olabilir. Üye olduktan sonra da kimse zorla tutamaz. Bir dilekçeye bakar. Bir dilekçede de ben bu işi bıraktım dediği saat, gün o dernekle, o sivil toplum kuruluşuyla ilişiği kesilir. Yani tamamen kişinin gönül rızasına uygundur. Sivil toplum kuruluşu nedir? İhtiyaç var mıdır? Gibi sorular akla gelebilir. Tabii. Devletin gücünün yetmediği demeyelim. Ama elinin uzanamadığı, görevli sayısının yetmediği veyahut devletin önemli işler arasında 3. 5. 7. dereceye attığı ve bir kenarda bıraktığı problemi yaşayan insanlar veya problemse eğer veya güzelliği ön plana çıkarmak insanlar bir araya gelerek devlete biz de buradayız. Şöyle bir konu da var. Biz buraya kadar getirdik. Biraz da siz yardım edin diyebilecek şekilde teşekkül oluştururlar. Bunlara 7 kişi bir araya gelip ben bunu kurdum dediği an tüzel kişilik kazanırlar. Yani hukuksal bir statü kazanırlar. Ve bu insanlar bir amaç uğrunda hiçbir zorlama olmadan bir araya geldikleri için gönül rızasıyla istedikleri kadar çalışırlar. Yani geçim derdi yok. O geçim derdini bir şekilde insan halledecek mesai saatleri içerisinde. Ondan sonra arda kalan kısmıyla da kendisinin gönül verdiği, topluma da faydalı olduğunu düşündüğü bir alanda hizmet ediyor. Yani ben buna şöyle diyorum, resmi bir şey değil ama insanın gönlünün sadakası diyorum bu dernekçiliğe. Hocam harika bir tarif. Bilmiyorum pek uygun mudur ama. Mükemmel bir tarif şimdi. Gönlünün, vicdanının sadakası diyorum işte yani. Bu. İşte bu. Sevgili seyirciler, şimdi sevgili hocam anlatırken adeta tek tek kelime kelime beni anlatıyor. Yani ben bir sivil toplum kuruluşunun başındayım. Başkanım neydi o? Efendim şiir. Şiir ihtiyaç mı? Evet ihtiyaç. Efendim devlet şiiriyle bir de ayrıca tabii edebiyat hocaları falan vardır da bir şeyler öğretir de. Ayrıca şiiri bir adım daha ileriye götürelim falan diye öyle bir gayret içinde midir? Hayır. Ama biz aynı hocamın dediği gibi biz dedik ki biz buradayız. Şiirle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir dernek kurduk. Tamam. Bize özel bir statü verdiler. Hatta bir de tüzel kişilik verdiler. Efendim şu anda dernekler masasında ya da artık sivil toplum kuruluşlarının kuruluşun o masasında, bürosunda bizim adımız, efendim ne zaman kurulduk, ne zaman küçük numaranız, tekrar kaydınız, toplantımız vesaire. Şunu demek istiyorum efendim. Önemli mi? Evet önemli. Şiir. Hani olmasa olur, hayır değil efendim. Cenab-ı Peygamber'in her zaman söylüyorum. Dünyada bildiğim iki tane hırkası var. İkisi de İstanbul'da. Ve çok enteresan, bu iki tanesini çok iyi bilirsiniz. Birisi Veysel Karani Hazretlerine Cenab-ı Peygamber tarafından vasiyet gereği verilmiş. İkinci verdiği hırka Peygamberimizin bir şaire giydirdiği bir hırkasıdır. Koskoca Peygamber, bizim Peygamberimiz. Ona ki o zamanki en büyük rütbelerden, en büyük ödüllerden biri sırtından hırkasını çıkarıp verilmesi gibi. Yani aslında önemsiz bir şey yoktur da bütün mesele en iyisini yapmaya çalışmaktır. Hocam buyurun efendim lütfen.
Tarih içerisinde demin dediğim gibi vicdanların sadakasıdır, gönüllerin sadakasıdır anlamında belki yazılı olmamış ama Rabbim insanları hayır ehli yarattığından dolayı insanlar geçimlerinin dışında mutlaka belirli dönemlerde bu hayır işlerine gönül vermişlerdir. Kimisi bir yoldaki taşları kaldırmıştır, kimisi dağdan hayrına su getirmiştir, kimisi hayrına bir bitkilerle uğraşmış, onlardan şifa elde etmiştir falan. Ama bizim toplumumuzda en çok geleneksel olarak son yıllara kadar gelen imece usulümüz bizim mesela buna çok yatkındır tarihi dönemler içerisinde. Evet. Yazılı dönemlerimize geçtiğimiz dönemlerde ise en ve köklü kuruluş olup bugüne kadar gelen vakıflarımızdır sivil toplum kuruluş olarak. Türk milleti olarak sivil toplum olaylarına yabancı değiliz. Tarih içerisinde Osmanlı, Selçuklu vesairedeki hemen hemen tüm ibadethanelerimiz ve şifahanelerimiz bu vakıflara aittir ve dolayısıyla sivil toplum kuruluşudurlar. Eyvah. Hatta eğitim yuvalarımız, medreselerimiz. Yani devlet bunlara bütçe ayırmaz. Zenginlerin oluşturduğu vakıflardan, fitrelerden, zekatlardan bu işler görülür. Diyelim. Fakat son yüzyıl içerisinde özellikle artık çağdaş dediğimiz ülkeler, medeni dediğimiz ülkeler, Batı dünyası refah seviyeleri de son 150-200 yıldır çok yüksek olduğu için bu alanda çok öne geçmişler. Bizim ise 70'li yıllardan sonra dernekçiliğimiz biraz daha yarım asır gibi. Onun da biraz Avrupalılardan mecburiyetten şey yapılmış ama yani devlet derneklere müsaade etmiş de gene de demiş bizim polis teşkilatımız baksın bunlara demiş. Yani sivil toplum kuruluşu ama kontrolü emniyette, emniyet güçlerimizde. 2003 yılına kadar onlar baktılar. Tabii o zamanki devletimizin anlayışı ya bu halkı pek boş bırakmayalım falan şeklinde. Yani insanlar dernek kurmak için geldiğinde açık söylemek lazım o zaman için. Böyle hayvan severler işte şu falan filan dedi mi lan bu herhalde niyeti bozuk galiba der. İşte cami Kur'an kursu derse herhalde bu da bu taraftan mutlaka böyle bir kontrol zapturapt altında almaya çalışırdı. Ama 2003 yılından sonra devletimizin anlayışı değişti. O zamanki hükümetimiz, şimdiki Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu dönemde dediler ki eğer bu sivil toplumsa bu, özgür düşünce, sivil bırakalım ki fikirler özgürce ortaya konabilsin. İnsanlar, aynı düşüncedeki insanlar bir araya gelip kanunlara aykırı olmayacak şekilde, kanunlara karşı gelmeyecek şekilde düşündüklerini söyleyip yazıp yapabilsinler dedi. Ve emniyet teşkilatından bu işi aldı. Yine İçişleri Bakanlığı'nda ama Dernekler Dairesi Başkanlığı'nı kurdu 2003'te. Tabii devletin 180 derece bir sivil toplum kuruluşlarına bakış açısı değişince bunu insanlara anlatma zorunluluğu da oldu. O günkü bu işi gerçekleştiren büyüklerimiz güzel bir karar vermişler. Ya insanlara bu değişimi en güzel kim anlatır? Bunu anlatabilecek bir İçişleri Bakanı'nın altyapısı yok. Ya bu değişikliği öğretmen camiasından seçersek onlar halka daha kolay anlatırlar demişler ve 81 ilimizin aşağı yukarı 65 tanesine öğretmen kökenli arkadaşlar atandı. Ve bence de çok başarılı oldu. Ben kendi adıma söylemiyorum. Türkiye genel için yani söylüyorum. Biz çok çok iyi biliyoruz Allah'ım. Ve o günden beri hem sayısal hem nitelik hem de nicelik açısından kuvvetlenerek geldik. Mesela o gün için yaklaşık olarak Türkiye'de 4,5 milyon civarında olan dernek üye sayısı bugün için gerçek anlamda geçen sene yapılan değişiklikle siz de başkan olduğunuz için biliyorsunuz artık üye sayıları sisteme girdiği için kaçırma veya tabii eksiltme şansı yok. Tabii. 9 milyona çıktı. Peki hocam tam zamanıdır. Sizin
kurucu müdür olarak başladığınızdaki Kütahya'daki dernek sayısı hakkında aklınızda bir şey, rakam kalmış mı? Şöyle bugün, var. O sayılara bakarsak yanılırız. Şöyle diyelim. Bir de şeyi hatırlatayım. Belki vaktimiz var değil mi? Tabii yani efendim, şeyimiz yok. Tabii. Bu anlayışın değiştiği sırada önceki dönemde hatırlarsanız siz de şeyiz. Özellikle resmi kurumlar devlet bütçesinden gerekli payı alamadıkları için dernek ve vakıflar kurarak devlet binalarında neredeyse haraç kesiyorlardı. Mesela nüfus kağıdını almaya gittiğinizde nüfus vakfına para yatırmadan 2 lira, 3 lira, 5 lira size nüfus kağıdı vermiyorlardı. Evet. Hastaneye gittiğinizde derneğe para yatırmadan poşet vermiyorlardı ayağınıza. Hocam, gibi polis vakfı vesaire her kurumda vardı bu. Evet. Bunu o zamanki hükümet seçim programına da koymuştu ve geldiği ilk işte dedi ki 5072 sayılı kanuna göre devlet kurumlarında hiçbir dernek çalışma yapamaz dedi. Bilhassa maddi yönden hele. Evet. Tabii. Ve böyle olunca okul aile dernekleri ve demin bahsettiğimiz hastane şu bu dernekleri işe yaramaz hissettiler kendilerini ve otomatikman kapandılar. Yani 1150 sayılarından birden Kütahya 950'ye 925'lere kadar düştü dernek sayısı. Ben dolayısıyla temel olarak 925 alırsak bugün çok 1200. Güzel, çok güzel, ben sevindim bile. Çünkü yani bağışlayın aslında doğru bir tabir de o. Haraç gibi. Çünkü ben insanım, nüfus kağıdımı da kaybettim. Tamam, verelim, hay hay. Efendim oraya bir 40 lira para yatırın. Ne parası? Efendim işte bilmem nereye yardım vakfı falan. Veya derneğe. Yani, ya da derneğe vakfı. Efendim mesela işte temiz kağıdı derler ya, sabun kaydı çıkarttıracağız. Falan yere bir para yatır, şeyini de getirir bir zahmet. İşte Allah Allah. Bina devletin, görevliler devletin, her şey devletin. Evet. Efendim oradan bir kuruluş, işte sivil toplum kuruluşu kurarak oradan, hayır çok doğru, isabetli bir hükümet karar almış. Ben, vallahi en çok ben sevindim. Evet. Çünkü fi sebilillah diyoruz yani. Tabii. Allah rızasına yapılacaksa bu böyle yapılmalı ya da yapılmamalı. Evet. Hocam mükemmel. Evet efendim, buyurun. Yine bir şeyimiz, tam demin bahsettik. Biz şu anda Türkiye'de... şuraya not etmiştim ben. 117.450 dernek var. Tabii İstanbul çok ağırlıkta bu konuda. Kütahya'da 1186, yaklaşık 1200 derneğimiz var. Bunlara üye olanlarımız Türkiye genelinde %9 civarında insan derneklere üye. Yani %90'ımız, 91'imiz henüz derneklere üye değil. Çok düşük bir rakam. Peki hocam, Avrupa ile mukayese edersek? Edeceğim şimdi. Buyurun efendim. Kütahya'da bu rakam 578-580 bin nüfusumuz var yaklaşık. 65 bin civarında da üyemiz var. Yani %11 gibi. Yani Türkiye ortalamasının üstünde ama değil. Avrupa'da ne? Tabii bizim hedef aldığımız, yarışmayı göze aldığımız ülkeler eğer Amerika, Almanya, Fransa dersek bu ülkelerde ortalama 40 kişiye bir dernek düşüyor. Türkiye'de 686 kişiye bir dernek düşüyor. Hocam keşke sormasaydım bunu. ama bu dediğim gibi geçmiş dönemlere göre daha şey. Tabii. Tabi bu da ne? Demokrasimizin gelişmesiyle alakalı. Evet. Demokrasinin dördüncü ayağı olarak bakılır. Avrupa, sivil toplum kuruluşsuz bir sofrayı düşünemez. Peki sevgili hocam, benim beynimde kalmış ya da bir yerlerden okumuşum. Bilhassa Amerika'nın, Osmanlı'nın bu manadaki faaliyetlerinin birçoğunu kopyalayarak bu hale getirdiği hakkında mutlaka siz de biliyorsunuzdur. Onlardan biri de bu olmasın. Yani bu vakıflar, çünkü mesela İslam ülkeleri içinde en çok cami olan ülke Türkiye'dir. Ve ben bir yerde okumuştum, çok sağlam bir kaynakta.
Osmanlı hiçbir zaman devlet parasıyla cami yapmamıştır da. Evet. Medrese yapmamıştır, okul yapmamıştır. Evet. Hep az önce sizin dediğiniz sivil toplum kuruluşlarıyla yapmıştır. Evet. Yani şeyin başarısı, Avrupalıların başarısı acaba diyorum. Yani o şeyden temayüz ettikler. Tabii zaten onlarda da kilise ayrı bir yapı zaten biliyorsunuz inanç yönünden. Tabii. Dolayısıyla devlete doğrudan bağlı değiller. Ama daha sonraki dönemlerde kilisenin bulunduğu civardaki halk kiliseye ne kadar çok ilgi gösterir, bağış yapar, gelir giderse kilisenin kuvveti de o kadar oluyor. Evet. Ama Amerika kurulduğundan sonra Osmanlı Devleti'ni her yönüyle çok mükemmel bir şekilde incelemiş ve bugünkü devlet yapısının çok önemli bir bölümün eyaletler sisteminde özellikle Osmanlı evet. eyaletler sisteminden tabii. oluşup ve çok uzun süre barış ortamında götürmesinin sebebini öğrenmişler ve devlet sisteminde o şekilde Amerika kopyalamıştır ve geliştirerek bugüne kadar getirmiştir. Ben de öyle biliyorum. Evet. Şimdi sevgili hocam vakit çok hızlı bir şekilde evet. ilerliyor. Şimdi sevgili seyirciler, sevgili hocamdan küçük bir anekdot dinlemiştim. Bizzat kendi yakınlarından birinin bir anekdotuydu. Şimdi biz burada bir şeyler konuşuyoruz. Amaç aşağı yukarı kıyısından köşesinden ya kendimizin ya çocuklarımızın ya büyüklerimizden birinin dernekle mutlaka bir alakası vardır. Efendim, yoksa ya, da olsun bundan sonra. En azından olsun bundan evet, sonra. Derdimiz çok güzel. Bundan sonra hele hele olsun. Ama ya dernekler hakkında konuşuyoruz da şimdi inşallah canı gönden dinliyorsunuzdur. Çünkü niye? Sevgili hocamın çok güzel bir anekdotu vardı. Hocam o anekdot amcanız mıydı? Şey emminiz yani tam evet, olarak. Evet emmim. Emmim. Ha şöyle. Bizde emmi ha, denir. Tabii evet. Tam olarak biz de emmi deriz. Zaten doğrusu da emmidir hocam. Hatta aile başlar. Evet. Evet efendim buyurun lütfen. Emmim Mustafa Çelik. Şu anda köyümüzün en yaşlı erkek yani hayatta şu anda. İnsanı hayatta. Kulakları ama, çınlasın diyelim. Güzel, dinliyorsa eyvallah. Bizi ellerinden öperiz. Eyvallah. Epey önceydi tabii. Artık 20 sene kadar falan önce. Herhalde camilerine misafir mi veyahut yeni hoca mı gelmiş bilmiyorum. Tam orasını hatırlamıyorum. Ben onları ziyarete gittiğimde o da ikindi namazından eve döndü. O arada da hoca sohbet etmiş camide herhalde. Ya yenim dedi ya, yenim der bana. Hoca bir güzel konuştu. Vallahi böyle ağzımızı açtık dinledik dedi ya. Ne anlattı amca dedim. Vallahi oğlum bilmiyorum oğlum dedi ya. Ama çok... Ama hoca çok güzel konuşmuş. Şimdi evet. Şimdi sevgili seyirciler, sevgili hocam hakikaten çok güzel konuşuyor. Ben çok iyi anlıyorum onu. Niye? Çünkü ben işin tam ortasındayım. Yani her şeyden önce de iyi dinlemek, iyi anlamak mecburiyetindeyim. Çünkü demin dediğim gibi en azından demin hocam da hemen şöyle değindi geçti. En azından bundan sonra dediği şey olmasa efendim derneklere üye olalım. Ha ama hangi derneklere? Şimdi bir zamanlar niye şüpheyle bakılıyordu o bazı derneklere? Çünkü mutlaka bazı kişiler bir artı varsa bir de eksi var, bir iyi varsa bir de kötü var. İnsanlar da öyle. Hocam bir zamanlar neden korkuyorduk biz derneklerden? Bir zamanlar değişik sebeplerden dolayı i̇şte, diyelim. Ha onlar mesela. Onları tabii girersek zamanımız yetmez. Derneklerin iyi iş yapanlar reklam edilmemiş. Ön plana çıkmamış. Ama kumar oynatanlar diyelim. Evet efendim. Mesela. Biraz kanun dışı işler yapanlar. İkide bir baskınla ele geçirilip falan olunca bütün manşetlerde faşlı falan dernek lokalinde şu oldu, şurada oldu, bu oldu. İnsanlar ya bu dernekçiler hep böyle mi arkadaş? Gibi bir soru işareti oluşmuş kafalarında. Ve insanlar hep bu kötü örnekleri görmüşler. Aslında bu %1 bile değil belki hocam. Yani şöyle söyleyeyim ben 2004'te demin dediğim gibi evet, kurucu müdür olarak atandım. Sonradan da bir sürü serbestlik çıktı kuruluşundan kapanışına kadar, evet. çalışma alanlarına kadar.
Yani şu 15 net aşağı yukarı 15 senedir 16. seneye girdik. Bu işin içindeyim. 16 senedir işin içindeyim. Yani bizim kumarla ilgili emniyet güçlerimizin tespit edip bizim işlem yaptığımız dosya sayısı herhalde son bir senedir ağırlıklı olmak üzere 20'yi geçmez. 15 yılda. Evet. Tamamında. Yani yok denecek gibi kadar az bir şey. Ama sorarsan bunlar ön planda. Evet, ama bunun yanında 1200 dernek, 20 tane diyelim, hadi 50 tane diyelim, 1150 tane milyonlarca liralık cami yaptıran, Kur'an kursu yaptıran, bir sürü hastamıza tekerlekli sandalye alan, bilinmeyen hastalıklara öncülük yapmaya çalışan Otizm Derneği gibi, Kütahya'mızı tanıtmak isteyen Küfat gibi, eski geleneksel kültürümüzü tanıtmak için 3 yıldır geleneksel okçuluk yapıp yurt dışından bir sürü okçunun gelip 400-500 okçuyu yarıştırdığı Kütahya'ya tanıtma gibi. Her gün 1000 kişiye yakın fakir fukaraya yemek veren, giydiren. 2000 küsur hatta yanlış hatırlamıyorsam. Evet, buyurun işte. Meydan aşevimiz, evet, meydan efendim. Derneğimiz gibi. Evet, daha yani, evet. Yani ismini sayıyorum, sayamadıklarım kusura bakmasın lütfen. Binlerce olunca tabii sayılmaz efendim. Yani bunların içerisinde belki 60 üye var ama Kütahya'nın en güzel duygularını dile getiren Şiir Sevenler Derneğimiz yani, gibi işte bunun daha gibi. Böyle yüzlerce derneğimiz var. Hayvan sevenleri unutmayalım. Ne diyeyim yani bugün buradan belki siz 1 lira 2 lira gönlü kopanlar verdi ama Sudan'da, Etiyopya'da ömründe kuyu görmemiş insanlara kuyu açan derneklerimiz var. Tabii. Çok müthiş sayıda katarak olan yaygın katarak hastalığının olduğu insanların gözlerini açıp dünyaya görmelerini sağlayan Kütahya'da derneklerimiz var. Sizin olduğunuz yerde onları izah ettirdik efendim. Bizim efendim yani Mustafa Yenifazar Allah. Evet, Mustafa Bey de bu işe gönül vermiş evet, arkadaşlarımızdan birisidir. Allah razı olsun. Yani çok ama evet. 20 tanesi maalesef onları gölgeliyordu. İnşallah gölgeleyemeyecekler. Şimdi sevgili seyirciler, sevgili müdürümün amcasının ya da emmesinin dediği gibi çok güzel konuşuyoruz da şimdi programımızın adı Gönül Dilinden, Sazın Telinden ya. O zaman şimdi, ben bir şey isteyebilir miyim? Buyurun efendim. Tabii. Benim dörtlüğünü çok sevdiğim Bedri Rahmi Eyüboğlu, Allah rahmet eylesin, bir dörtlüğü var. Sazın teliyle alakalı diyelim. Evet efendim. Şöyle demiş, ben demiyorum tabii. Tabii. Ben şairim. Zifiri karanlıkta şiiri ayak sesinden tanırım. Zifiri karanlıkta şiiri ayak sesinden tanırım. Ama ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım demiş. Bir köy türküsü rica edebilir miyiz? Evet, tabii efendim. Tabii. Allah razı olsun. Siz bu kadar bizi kırmadınız, geldiniz efendim onca işin arasında. Biz de tabii niye olmasın? Niye olmasın efendim? Ve kelimenin tam asıyla bir köy türküsü efendim. Daha doğrusu ben de her ihtimale karşı diye hazırlanmıştım efendim. Nasıl? Türkümüzün adı Teyyare. Hah, işte bakın bir zamanlar Teyyare Cemiyeti vardı. Evet. Evet. Teyyare malum uçak demek. Cemiyet de bugün dernek tabii. Şimdi 1930'lu ya da 40'lı yıllar zannediyorum. Tam olarak yılını bilemeyeceğim. Kütahya'nın Domaniç bizim o civardaki hem de bir de kış günü zannediyorum. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait, silah kuvvetlerine ait yani hava kuvvetlerimize ait bir uçak, savaş uçağı düşüyor. Ve bizim oradaki köylüler bir türkü yakmışlar efendim. O düşen uçağı onun pilotuna. Teyyaremiz
yeşil dağa düşürdü. Ey yaremi uçurdu, yeşil dağa düşürdü. Yeşil dağa varınca ben aklımı şaşırdım. Yeşil dağa varınca ben aklımı şaşırdım. Teyyaremin kanadı, kanlar yere damladı. Teyyaremin kanadı, kanlar yere damladı. Kanlar yere damlayınca hep anneler ağladı. Kanlar yere ötüşüyor kuşları. Yeşil dağın taşları ötüşüyor kuşları. Kan içinde çürüdü yüzbaşımın saçları. Ben içinde çürüdü yüzbaşımın saçları. İşte teşekkür bu hocam. Ederiz. Nasıl? İşte tipik bir yakılma türkü. Evet. Yani bir olay oluyor. Kim bilir hangi nine, hangi teyze, hangi ana yaktı bu türküyü. Ve ama yüreği gelen bir ara. Evet, tabii hocam, tabii. Allah yani, rahmet eylesin ölenlere. Allah rahmet eylesin. Şehidimize de Allah rahmet eylesin. Şimdi Allah razı olsun. Eyvallah sevgili hocam. Şimdi siz bir Kütahya sevdalısı olduğunuzu biliyoruz ve ben de özellikle bir Kütahya türküsü dedim ve müthiş de bir tespitti o. Evet. Bedir Rahmi'nin hakikaten kimi zaman insanı utandıracak kadar güzel sözler çıkarıyorlar. Peki sevgili hocam, bu bizim şu anda ki derneklere devletimizin maddi yönden herhangi bir katkısı ya da ne bileyim başka bir manada bir şeyi var mı? Yani her manada bakış açısı diyelim. Evet. Derneklere devletimizin doğrudan bir katkısı yok. Yani dernek kurana şunu veririm, bunu alırım vesaire gibi. Yükü de yok, doğrudan bir katkısı da yok. Ama son 5 senedir İçişleri Bakanlığı bütçesinden belirli bir miktar ayırıyor. Ve derneklerimizden proje yapanlara 150 bin lirayı geçmemek üzere, eğer projesi uygun görülürse buradan Ankara'ya giden projelerde, onlara devlet destek veriyor. O projenin oluşmasını sağlıyor. Bu da aşağı yukarı 5 senedir her sene 5-6 derneğimiz, tabii miktarları projeye göre değişiyor. 20 bin lira alan derneğimiz de oldu. 110 bin lira, 120 bin lira alan
derneğimiz de oldu. Şimdi sayın bunları müdürüm, yapıyorlar. Laf aramızda. Ama yani, maaş bağlama gibi değil yani. Ya, tabii. Evet. Laf aramızda biz bile aldık. Evet. Yani o da nereden? Yörük ve Türkmenler Derneği olarak efendim muhteşem bir etkinlik yaptık. Ha, Kültür Bakanlığı da veriyor. O tabii, da projelere karşı, evet, etkinliklere karşı o da veriyor. Evet. Spor derneklerimize Gençlik Spor Bakanlığımız veriyor. Evet. Proje hazırlarlarsa Milli Eğitim kanalıyla veya Avrupa projelerinden faydalanabiliyor derneklerimiz. Peki hocam bu projeyi kim yapabilir, nasıl yapılması lazım? Yani bizi ısrarla izleyen mutlaka seyircilerimiz var da hep proje diyoruz da. Yani mesela ben öyle bir şey yapmaya kalktım. Bunun yani mesela şimdi sizin... Yurt içi projelerden, anladım, sözünü de kesmiş oldum. Tabii, hayır efendim. Tam yurt içi projelerde proje isteyen her bakanlığın veya ilgili daire müdürlüğünün sitesinde o projenin zaten ana hatları var. Projenin adı nedir, kaç kişiyle çalışılacaktır, bütçesi ne kadar olacaktır, hangi kurumlarla ortaklık yapacaktır, hangi aylar içerisinde, kaç ay içerisinde olacaktır gibi sorular alt alta zaten. İşte bu. İşte. Sevgili seyircilerim. Tabii sözünü kestim hemen. Onu bitirivereyim de şey, ondan sonra şey yap. Buyurun. Yurt dışı için İngilizce başta olmak üzere yani Avrupa Birliği projeler için yabancı dil gerekiyor. Amenna. Hayır. Şimdi zaten bizim yani en azından bizim öyle bir haddimiz yok da. Sevgili seyirciler, sevgili müdürümden tekrar istirham edeceğim. O ilgili bakanlığın ya da genel müdürlüğün sitesinde projeyle ilgili dediniz. Evet hocam. Mesela bizimki www.siviltoplumlailişkiler dediğiniz zaman bizim sayfa çıkıyor. Evet. Veya eski adıyla Derbiz. Evet. Veya dernekler.gov.tr diyorduk eskiden. Evet efendim. Onu internet arama motoruna yazdığınız zaman bizim ana sayfamız çıkar. Orada da proje bölümü vardır. O proje bölümünü tıkladığınızda bunun boş projeyi görürsünüz. Yani, onu doldurmak size kalıyor. İşte bu. Benim en çok merakımı mucib olan soru buydu. Senin bizim için söylüyorum. İçişleri Bakanlığı için. Tabii. Yani dinleyenlerimiz içerisinde ilgilenenler olursa. Yani ben işte cami yapacağım, spor salonu yapacağım derseniz buna katkı vermiyor devlet. Ama yapılmış bir şeye öğrenci bulacağım, öğretmen bulacağım, ikisini bir araya getireceğim, şu kursu düzenleyeceğim, işte şu konuda toplumda ön plana çıkaracağım etkinliği derse ona faydası oluyor diyelim. Evet. Şimdi sevgili hocam daha sevgili seyirciler konuşacağımız daha o kadar çok şey var. Ben o kadar çok soru hazırlamışım. Daha aralarda böyle küçük böyle şeyler, girizgahlar falan vardı. Yani siz sırf sizleri sıkmamak adına. Evet. Ama sevgili yönetmenim işaret ediyor. Yavaş yavaş diyor her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor diyor. Farkındayım. Şimdi son bu konudaki son bir soru. Ondan sonra vedalara geçeceğiz sevgili hocam. Derneklerimizin size en çok müracaat edilen yani karşılaştıkları problemler ya da yani biz şu işi şöyle halledemedik en çok gelen konular nelerdir hocam? Bize en çok gelen konu demeyeyim de gelinen konu veya bizim zorlandığımız konu tabii dernekçiler seçimle iş başına gelindiği için hevesle başkan olan bir arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz hevesliyse biz ona telefonla gelerek, giderek, 3-5 çayımızı içirerek vesaire kısa sürede dernekçiliği öğretiyoruz. Fakat ya bir süre sonra o arkadaş yoruluyor, bırakıyor ya seçimde karşı taraf mağlup oluyor. Eyvallah. Çok sık yöneticimiz değiştiği için yeni gelenlere sıfırdan bir daha öğretmek zorunda kalıyoruz. Ama genel anlamda zorluk çıkarmaya çalışıyoruz, çıkarmamaya çalışıyoruz. Zorlandıkları konu seçim, mal alımı, taşınmaz mal alımı. Evet efendim.
Ve yönetim kurullarında değişiklik yaptıklarında bir ay içinde bize mutlaka ama gelerek ama sistem üzerinden bildirim yapmaları lazım. İşte bu hocam. Onu en çok zaten. Çünkü bunun parasal cezası var. Evet. Gönüllülük işi, hayır işi yaparken tabii. Bir de cebimizden para ödemek tabii, zorunda günah. Kalıyor eyvallah. Dernekçilerimiz. Eyvallah. Biz buna çok yapmaya mesela, çalışıyoruz ama. Kongresini zamanında yapmayan ya da gibi. Kongresini zamanında yapmayan, yaptıktan sonra bir ay içinde bize bildirmeyen. Evet. Veyahut her yıl işte Nisan ayına kadar vermesi gereken beyannameyi vermeyenler evet, cezalı duruma düşüyor. Onun haricinde çok bir şeyimiz yok. Bir de en büyük bizim isteğimiz, denetimlerde şey yaptığımız, tabii dernekçiliğimiz biraz zayıf. Kongreyi yapıp başkanı seçtikten sonra üyelerimiz bir gidiyor, bir daha 2-3 sene uğramıyorlar. Bütün iş başkanda kalıyor. Başınızda kalıyor. Başkanlarımız da dernek adına yaptığı faaliyetlerin çoğunun karar altına almıyorlar. Halbuki kibrit çöpü dahi alınsa veyahut derneğe bir bardak çay dahi alınsa onun kararının altına alınıp altına o yönetim kurulumuzun yarıdan bir fazlasının imza atması gerekiyor ki o tüzel kişilik işlediğini göstersin. Evet, çok doğru. Yoksa tek kişinin üstüne kalıyor. Yani, biraz o yönden şey var. Onun için dedim derneklere üye olalım. Üye olduktan sonra da takipçisi olalım. Yani gelişmiş demokrasiler dediğimiz ülkelerde insanlar da bizim gibi belki 4 senede 5 senede bir sandığa gidiyorlar ama sivil toplumla kuruluşları işte orada devreye giriyor. Sandıktan sonra seçilenleri takip etme işi sivil toplum kuruluşlarının. Yani seçilirken vekillerimiz işte hayvanseverlere şunu yapacağım, şiir sevenlere bunu yapacağım, cami derneklerine bunu yapacağım diyor ya. Evet. Gittikten sonra 5 sene kim arayacak peşini? Bu sivil toplum kuruluşlarımız arayacak. Evet. Şimdi sevgili hocam, en son Kütahya'da tabii, Kütahya'da derneklikle uğraşan ama size bazı şeyler sormak isteyenler için adresimiz şöyle. Telefon numaramız. Vereyim öncelikle. 224-84-66. Bu dernek. Derneğimiz, büromuzun telefonu. Mesai saatleri içerisinde evet. Her konuda arayabilirsiniz. 224-84-66. Evet. Sizinle adresimiz de yine çayımızı içmeye bekleriz. Gelirlerse valilik binamıza girdiklerinde polis noktasından geçip dıt demezlerse sağdaki İlk kapıdan girip en son kapıya eyvallah, ilk bekleriz. Eyvallah. Ayrıca internet üzerinden artık yeni haberleşme veya bu iletişim alanlarımızdan kutahyadernekler.gov.tr'den de bizim sayfamıza ulaşabilirler. Oradan yazı da yazabilirler. Yazdıklarımızı da görebilirler ama gelerek birer çayımızı içip yüz yüze hasbihal etmelerini biz bekliyoruz, istiyoruz. Eyvallah. Şimdi sevgili hocam, Allah razı olsun sizden. Sevgili seyirciler, daha dedim ya çok konuşacağımız şeyler vardı, çok anlatacağımız şeyler vardı. Hatta çalacağımız türküler bile vardı. Sevgili hocama hatta en sevdiğiniz türkü mesela Delhadır değil de Delhadur başındayım keşke çalabilseydik falan dedik ama inşallah bir başka programda gene sevgili hocamlar mutlaka huzurunuza geleceğiz. Ve sevgili hocama o Kütahya'nın kendine has vedasıyla veda ederken neler söylersiniz hocam? Önce bir öğretmen olarak bir kamu görevlisi olarak vatandaşlarımıza, evet devlet görevlisiyiz ama sivil toplum kuruluşlarına gönlünüzden geçen konularda, sevdiğiniz konularda gönüllü üye olun ve üye olduktan sonra da onları destekleyin. Hatta denetleyin. Hatta denetleme işini de yapın bizzat. Ve bu sivil toplum kuruluşlarımızı güçlendirelim. Sivil toplum kuruluşu güçlü olan yerlerde darbe de olmaz, fakirlik de olmaz, gariplik de olmaz, hastalık da olmaz. Evet. Hastalık olur ama çaresi de çabuk tabii, olur. Kesinlikle inanıyorum efendim. Kesinlikle inanıyorum.
Hoşça kalın, dostça kalın. Gönlümüz Kütahya'dan yana, gönlümüz ülkemizden yana. Rabbim bu millete hep böyle güzel günler göstersin. İnşallah. Birlik ve beraberlik içerisinde. İnşallah. Sevgili seyirciler, programın size intikalinde sevgili Onur Yetkin, sevgili Vesel Kahraman delikanlımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve ben de Şeyh Şaban-ı Veli'nin bir sözüyle veda ediyorum. Diyor ki, gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle. O Kütahya'nın kendine has gene duasıyla Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Eviniz ve gönlünüz şan olsun. Bir başka programda inşallah huzurlarınızda olmak üzere. Esen kalın, bizimle kalın efendim. Sağlıcakla.